Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle küresel ortam, bölgeler ve ülkeler konusunun ilk konusu olan ilk kültür merkezleriyle ilgili bir soru çözümü gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü bu ünitenin başında yaptığımız konu olduğu için yeniden bir hatırlatmak gereği duydum. Bu yüzden de konuyu şöyle kısaca tekrar ettikten sonra konuyla ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz birlikte. Öncelikle konuyu hatırlayalım. Burada ilk kurulan medeniyetleri görüyoruz arkadaşlar. Burada Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Nil deltasındaki Mısır medeniyeti, Maya ve Aztekler ve İnka medeniyeti şeklinde ilk medeniyetleri gösteriyor buradaki harita. Geçmişten günümüze dünyanın farklı bölgelerinde coğrafi, siyasi, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisiyle medeniyetler kurulmuş ve bu medeniyetler birbirini etkilemiştir. İlk medeniyetlerin kurulmasında elverişli iklim şartları, su kaynakları, verimli tarım toprakları gibi coğrafi faktörlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Evet, tabii ki bu medeniyetlerin kurulmasında kesinlikle tarımsal faaliyetler çok önemlidir. Tarımsal faaliyetlere bağlı olarak verimli topraklar ve dolayısıyla uygun iklim, uygun yer şekilleri ve su kaynakları kesinlikle etkili olmuştur. Bunu bir kez daha belirtelim. Çin medeniyetinin kurulmasında tabii ki sarı ırmak ve gökırmak etkiliyken, Hint medeniyetinin kurulmasında İndus ve Ganj nehirleri, Mezopotamya'da Fırat ve Dicle etkili olurken, Mısır medeniyetinin kurulmasında Nil nehri oldukça etkilidir şeklinde ifade ediyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi hani medeniyetlerin kurulmasındaki en önemli faktörler tabii ki tarım olacaktır. Dediğimiz gibi tarıma bağlı olarak da uygun iklim, uygun yer şekilleri, uygun toprak, su kaynakları bir kez daha söyleyelim etkili olacaktır. Gelelim sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin kurulduğu bir akarsu kenarı değildir? Söylediğimiz gibi Nil kenarında Mısır medeniyeti, Fırat ve Dicle kenarında Mezopotamya, Ganj ve İndus kenarında ise Hint medeniyeti kurulmuştur. Dolayısıyla Amazon Nehri ilk yerleşmelerin kurulduğu bir akarsu kenarı olmayacaktır. Aşağıda verilen ilk kültür alanlarından hangisinin çok kültürlü bir merkez olduğu kabul edilebilir. Şimdi arkadaşlar değerlendirdiğimizde tabii ki bildiğimiz gibi Türklerin Orta Asya'dan göç etmeleriyle birlikte daha sonrasında özellikle Anadolu'ya çok fazla gelecekler. Anadolu'ya gelmeleriyle birlikte de özellikle bu alanda birçok medeniyet kurulacak Anadolu'da ve tabii ki beraberinde çok kültürlü bir merkez haline gelecektir. Bu yüzden Türkiye ilk kültür alan yani çok kültürlü merkezlerden bir tanesi olacaktır. Yani cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki uygarlıkların hangisi Mezopotamya bölgesinde gelişmemiştir? Tabii ki Mezopotamya verimli topraklara sahip bir alan. Verimli topraklara sahip olduğu için bu alanda birçok beraberinde uygarlık yaşamıştır Mezopotamya'da. Bunlardan işte örnek olarak Akatları, Babilleri, Sümerleri ve Asurları verebiliriz. Ama Mısır Mezopotamya içinde değil, zaten kendi başına ayrı bir uygarlıktır Mısır medeniyeti. Bu yüzden de cevabımız C şıkkı olacaktır. İnka medeniyeti aşağıdaki ülkelerin hangisinde varlık göstermemiştir? İnka medeniyeti bildiğimiz gibi Güney Amerika'da yer almıştır. Güney Amerika'da Ant Dağları'nın yüksek kesimlerinde, sarp kesimlerinde yaşamını sürdürmüştür. Çünkü bu alanlarda çeşitli saldırılardan korunmak isteğiyle birlikte Ant Dağları'nın yüksek kesimlerini tercih etmiştir İnka medeniyeti. Ve bunun buranın varlık buradaki ülkelere baktığımızda tabii ki Güney Amerika'da yer alan ülkelerde varlık gösterecektir. Yani Arjantin, Ekvador, Peru, Bolivya varlık gösterdiği ülkelerken Meksika'da şu anda zaten Kuzey Amerika'da yer almakta. Orada ise
Aztek ve Maya medeniyetlerini göreceğiz. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Medeniyetlerin ilk kurulduğu yerlerden biri elverişli liman özelliğiyle Akdeniz kıyılarıdır. Hint medeniyeti verimli tarım alanlarını barındıran Indus ve Ganj nehirleri çevresinde kurulmuştur. Mısır medeniyeti Nil Nehri etrafındaki verimli taşkın ovalarının bulunduğu bölgede kurulmuştur. İnka medeniyeti kıyı kesimlere göre yüksek nem ve sıcaklığın etkisinin az olduğu Ant Dağları'nın yüksek kesimlerinde kurulmuştur. Yukarıda verilen bilgiler göz önüne bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi ilk kültür merkezlerinin kurulduğu bölgelerin belirlenmesinde etkili olan bir faktör değildir? Şimdi burada değerlendirdiğimizde tabii ki ekonomik kaygılar çok önemli. Ve en baştan beri söylediğimiz gibi iklim özellikleri oldukça önemli. Çünkü ilk kültür merkezlerine baktığımızda tarımla uğraşıyorlar. Dolayısıyla tarım için iklim çok önemli. Tabii ki doğal kaynaklar beraberinde çok önemli. İklim özelliklerinin belirlenmesinde coğrafi konumun oldukça önemli bir yeri var. Bunlar belirlenmesinde etkili olan faktörlerdir. Ama bitki örtüsü her zaman bir sonuç olacaktır. Herhangi bir şeyin nedeni olmayacaktır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki haritada numaralanmış uygarlık merkezlerinin hangisi Çin uygarlığının bulunduğu alandır? Burası Aztek ve Maya medeniyetinin bulunduğu alandır. Burada Mısır medeniyeti, burada Mezopotamya, burada Hint medeniyeti, burada ise Çin medeniyeti bulunmaktadır. Dolayısıyla Çin uygarlığı dediği için soruda cevabımız E şıkkı olacaktır. İlk çağ uygarlıkları genel olarak Orta Kuşağın ılıman iklim bölgelerinde kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bu genellemeye uymamaktadır? Şimdi burada baktığımızda genellikle dediğimiz gibi insanlar daha çok verimli toprakları, düz arazileri, akarsu kenarlarını, ılıman iklimleri tercih etmiş. Yani Mısır, Çin, Fenike, Yunan medeniyetlerine baktığımızda bu genellemeye uyar. Ama İnka medeniyeti Ant Dağları'nın yüksek kesimlerini tercih etmiş. Ilımanlık o alanlar tabii ki sıcaklıkların daha düşük olduğu bir alandır. Bu yüzden de cevabımız E şıkkı olacaktır. Orta Amerika'nın Yucatan Yarımadası üzerinde kurulan ve şehir devletlerinden oluşan ilk kültür medeniyetidir. Matematik ve astronomide ilerleme kaydeden bu medeniyet ayrıca kendi takvimini oluşturmuştur. Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Hepimizin bildiği gibi özellikle takvimleriyle birlikte de çok gündeme gelen medeniyet Maya medeniyeti olacaktır. Maya medeniyetine göre biliyorsunuz ki 2012 yılında dünyanın sonunun geleceği ifade edilmişti. O yüzden de böyle de bir durum söz konusudur Maya medeniyetinde. Haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu renkle gösterilmiş. Bunları yine tekrar edelim. Bu alanda Aztekler ve Mayalar, burada İnkalar, bu alanda Mısır medeniyeti, Mezopotamya, Hint ve Çin medeniyeti bulunmakta. İlk medeniyetlerin bu alanlarda kurulmasında hangi ikisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur? En baştan beri söylediğimiz iklim koşulları ve su kaynakları bu medeniyetlerin birçoğunun kurulmasındaki en büyük etkenler olacaktır. Bu yüzden de en fazla etkili olan 1 ve 3'tür. Bakı özellikleri, evet tabii ki bakı özellikleri sıcaklığı etkiler ama ileriki safhalarda daha çok gündeme gelecektir. Bitki örtüsü daha önce de söylediğimiz gibi bir neden değil, bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden de cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları verilen ilk medeniyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgededir. Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. Sümer, Babil, Akat, Asur, Elam gibi medeniyetler kurulmuştur. Evet, hepinizin de anladığı gibi
bahsedilen medeniyet Mezopotamya medeniyetidir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetlerinin bu özelliği kazanmasında temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Tarım alanlarının darlığı, akarsuların azlığı, yerüstü ve yeraltı kaynaklarının azlığı, doğal liman sayısının fazlalığı, ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi. Şimdi Akdeniz medeniyetlerinin kurulmasındaki en belirgin özellik denizcilik faaliyeti olduğuna göre tabii ki hangi alanda daha fazla ilerlemiş olmalarını ve bu medeniyetin özellikle hangi anlamda daha ön plana çıktığını görebiliriz. Tabii ki doğal liman sayısının fazlalığı etkili olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinin yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan medeniyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? İndus Nehri kenarında Hint medeniyeti oluşmuştur. Nil Nehri, Nil Deltası'nda Mısır medeniyeti oluşmuş. Sarıırmak kenarında ise Çin medeniyeti oluşmuştur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Anadolu ilk çağlardan günümüze kadar birçok medeniyeti ev sahipliği yaptığı için medeniyetlerin beşiği denilmektedir. Buna göre Anadolu'nun bu özelliği kazanmasında aşağıda verilenlerden hangisi etkili olmamıştır? Evet, Anadolu medeniyetlerin beşiği olarak ifade edilmiş. Yer şekillerinin uygun olması, topraklarının verimli olması, su kaynaklarının elverişli olması, iklim koşullarının uygun olması tabii ki bu özelliği kazanmasındaki faktörler olacaktır. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ise daha sonrasında kazandığı bir özelliktir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak aşağıda ulaşılabilecek en genel bilgi hangisidir? İlk uygarlıklar bulundukları coğrafyaya gereği farklı yaşam tarzları ve güvenilir koşullara sahiptir. Buna göre Mısır medeniyeti asırlar boyu dışa kapalı bir özellik göstermiştir. Bu durumun oluşmasında Nil Nehri'nin etrafının çöllerle çevrilmiş olmasının etkisi büyüktür. Bu coğrafi özellik Mısırlılar için önemli bir güvenlik bariyeri sağlamıştır. Hititlerin bulunduğu coğrafyanın kuzey ve güneyden dağ silsilesiyle çevrili bir bölgede yer alması ve bu bölgede çok sayıda ov ve platonun bulunması istilalara elverişsiz bir alan oluşturmuştur. Himalaya ve Pamir dağları ile kuzeyden çevrili olan ve Hint Okyanusu kıyısına ulaşan Hint medeniyet sahası tarih boyu pek çok istilaya uğramıştır. Bu durumun oluşmasında uygarlığın yer aldığı coğrafyanın üç tarafının denizlerle çevrili olmasının etkisi büyüktür. Buna göre bilgilerden hangisine ulaşabilecek en genel bilgi hangisidir? İlk uygarlıklar sürekli bir başka uygarlığın tehdidi altındadır. Dağ silsileleri uygarlıklar için önemli bir güvenlik bariyeridir. Deniz kıyısı olan uygarlıkların istilaya uğrama riski daha yüksektir. Coğrafi konum ve özellikler uygarlıkların güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Bazı uygarlıklar tarihleri boyunca hiç istilaya uğramamıştır. Şimdi buradan en genel bilgi tabii ki coğrafi konum ve özelliklerin uygarlıkların güvenliği ile doğrudan ilişkili olduğudur. Yani en baştan beri söylediğimiz tabii ki coğrafi yapı bir yerin bir medeniyetin kurulmasındaki en büyük etkendir. Ve bunların da bulunduğu coğrafi konumlar güvenlikleriyle doğrudan ilişkili olmuştur. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezlerinin kuruldukları yer haritada kaç numarayla gösterilmiştir?
Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. Sulama kanallarını yapmışlardır. Drenaj sistemiyle bataklıkları drene etmişlerdir. Tabii ki hepimizin anladığı gibi bahsedilen medeniyet Mezopotamya medeniyetidir. Ve Mezopotamya medeniyeti haritada 3 numaralı alanla gösterilmektedir. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaşamıştır? Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuşlardır. 13. ve 14. yüzyıl arasında yaşamışlardır. Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. Dini inanışları yaşamlarının da çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaşamıştır? Evet, dediğimiz gibi burada bahsedilen medeniyet tabii ki Aztekler olacaktır. Aztek ve Maya medeniyetinden bahsedilmektedir bu alanda. Ve burada bahsedilen yer tabii ki bir numaralı yer olacaktır. Biliyoruz ki bu medeniyetler dediğimiz gibi 13. yüzyılla 16. yüzyıllar arasında yaşamış olduklarını söylüyoruz. Bahçe sanatı, sulama ve nadas da özellikle çok ön plana çıkmışlardır. Dini inanışları yaşamlarını çok önemli şekilde etkilemiştir. Hatta bir İtza piramidi bulunmaktadır. Hani bu da önemli bir etkendir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Nil Nehri'nin taşınmasının Mısır medeniyetinin hangi alanında ilerlemesine katkı sağladığı söylenemez. Nil Nehri taştığı sırada tabii ki özellikle tarım olumsuz yönde etkilenecek ve tarımla ilgili ilerlemeler sağlanacaktır. Buradaki taşkın yani bunun hesaplanması için astronomiden fayda sağlanacak. Daha sonrasında bu kaybolan tarım alanlarının tekrar belirlenebilmesi için matematik ve geometriden faydalanılacaktır. Bu yüzden bütün bu bilimlerde kesinlikle katkı sağlanmıştır. Ama tıp alanında aynı katkının sağlandığını söyleyemeyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetinin özelliklerinden biri değildir? Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazladır. Kas sistemi toplumu çeşitli sınıflara ayırmıştır. Bu arada kast sistemi deyince hemen kast sistemini bir hatırlayalım. Burada 5 farklı sınıf bulunuyordu. En alt sınıfta sudralar vardı, işçi ve kölelerin oluşturduğu. Bir üst sınıfta vaisyalar vardı, esnaf ve çiftçilerin oluşturduğu. Bir üst sınıfta kasatriyalar vardı, prens ve askerlerin oluşturduğu. En üstte de brahmanlar yani din adamlarının oluşturduğu sınıf bulunuyordu. Bütün bu sınıflardan atılanlarsa paryalarda, sınıf dışından atılanlarla birleşebiliyordu. Yani bu öyle de bir sınıf bulunuyordu. Ve buradaki özellik hala zaten günümüzde de geçerliliğini koruyor kast sistemi. Kastlar arasında kesinlikle geçiş yoktur. Yani bir nevi babadan oğula geçmektedir. Yani siz işte eğer bir din adamıysanız prens ve askerler grubuna asla düşemiyorsunuz. Ya da siz işçi ve köle sınıfındaysanız hiçbir şekilde esnaf ve çiftçi sınıfına geçemiyorsunuz. Yani sınıflar arası bir geçiş bulunmamakta. Uygun coğrafi koşullar nedeniyle pek çok istilaya uğramıştır. İpek yolunun başlangıcında yer almaktadır. İndus ve Ganj, Brahmaputra nehirleri havzasında kurulup gelişmişlerdir. Burada tabii ki sizlerin de bildiği gibi İpek yolunun başlangıcında Çin medeniyeti etkilidir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıda verilenlerden hangisi Aztek medeniyetine ait bir özellik değildir? Gelişmiş tarım yöntemleri uygulamışlardır. Taş işçiliği ve mimari de gelişmişlerdir. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. Meksika'da kurulmuşlardır. Bütün bunlar Azteklerin özelliğidir. İpekli dokumada ileri giden, bir önceki soruda da söylediğimiz gibi hani ipeğin ana vatanı olan Çin medeniyetine aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıda
hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştir? Nil Nehri çevresinde kurulmuştur. Burada bahsedilen Mısır medeniyetidir. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulan tabii ki Mezopotamya medeniyetidir. Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç tarımı gelişen Çin medeniyetidir. Gemi yapımında ustalaşmış ve ticaret kolonileri kurmuş olan Akdeniz medeniyetidir. Dolayısıyla bahsedilmeyen İnka medeniyeti olacaktır. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bütün bir üniteyi tekrar ederek bununla ilgili soru çözmenizi önemli istiyorum. Bir sonraki dersimizde tekrardan buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.